Tuğba Hanım. Efendim. Keşke tabağıma et koymasaydınız. Keşke. Keşke yani. Küçücük bir parça şey var, et var. Yani tabağında dışına çıkmış koyduğu şeyler en azından bir kenarını falan silebilirdi. Tabak bu kadar. Evet, gerçekten. Şöyle yağlar. Anlamıyorum sizi. Bana bakarak konuşabilir misiniz? Tabii ki şu an servis yapıyorum. Farkında mısınız? Duyamadık canım. Geliyorum. Yani çok az et. Tabağın evet boş evet, duruyor. Boş evet duruyor bayağı yani. Boş duruyor tabak. Tuğba Hanım bu bir tepki tabağı gibi duruyor. Bana bir tepkiniz mi var? Tepki yoksa tabağı. Beni rakip olarak mı görüyorsunuz? Yoksa bana bir gıcıklığınız mı var? Pardon rakip mi? Bence mutfaktan dolayı gıcık oldu. Evet gıcıklığını belirtmişti zaten. Bence tam da şu an mutfağa gitme zamanı. Et. Tuğba Hanım mutfağa gelebilir miyim? Benim etimi alın kendi tabağınıza. Belki kuzu yanmıştır. Yani bence Tuğba Hanım'ın bana karşı bir tepkisi var. Gerçekten toprağınki niye o kadar ve az? Yağlı kısmını bırakmış bana. Biz bende de yağlı kısmı. Ben bunu nasıl değerlendireyim? Yiyeceksin ve değerlendireceksin. Bu hiç komik değil Tuğba Hanım. Efendim? Gerçekten hiç komik değil. Ben gülmüyorum ki şaka da yapmıyorum aynı zamanda. Yani şaka yapar gibi bir haliniz var ama gülümseyerek konuşuyorsunuz. Benim mizacım bu. Mizacınızı ben bu şekil kabul edemem lütfen. Siz kahvaltıcısınız ya peynir ekmek size yakışır getireyim mi? Mizacınız buysa o zaman bir davet vermeyin misafir çağırmayın Tuba Hanım. Sevgi Hanım size problemim yok benim. Misafir kaldıramıyorsanız böyle bir davete girmemelisiniz. Net. İsterseniz 50 çeşit yemek verin. Misafirin baktığı güler yüz. Doğru. Şey yani beni karşılama bizim şekli. Bizim kültürümüzde çok daha yani evet, Türk aynen milletinde öyle. Böyle bir kültürümüz var bizi yani. Bizi yani ağırlama şekli özellikle buna bakıyorlar. Bunu vurguluyorlar. Peki siz benim günümde buna baktınız mı? Evet. Ben gayet güler yüzlü bir şekilde karşıladım. Bunu belirttik evet. De. Evet. Bunu belirttik de. Ama sadece sizin güler yüzünüzü şurada beğenmedim. İnsanlar sizi yargılarken orada kendinizi bir korumanız gerekebiliyordu. Orada yani güldüğünüz zaman karşıdaki insan acaba bu benden dalga mı geçiyor? Aa, hiç masada öyle bir şey söylemediniz. Gayet gülümseyerek yani ben devam ettiniz. Şunu demek istiyorlar size, şunu demek istiyorum hani. Karşıdan öyle gözüküyorsun eleştiri aldığınızda. Onu dün söyleyecektiniz. Sevgi Hanım güler yüzden kaç puan kırdınız? Siz 3 verdiniz ama. Ama yani, şimdi şöyle bir şey var. Hiçbir şey yemediğim bir şeye ben ne puanı verebilirim? Ama 3 verdiniz. Gerçekten üç de değil. Yemedim demek ama. Ki hiçbir şey yediğimi gördünüz. Hiçbir şey beğenmedim. Demek ki güler yüz çok ben önemli. Ben şey yemedim. Yani Duygu Hanım'dan sonra. Evet demek ki güler yüz önemli değil ama senin mantığın. Yani, çok güler yüzlü. Gayet güler yüzlü. Artı bir puan verseydin şey o zaman güler yüzüne. Şöyle bir şey var Zuhal Hanım. Biz orada onu eleştirirken o sosyal medyamda videomun vurgusunu yapıyor. Aa ben öyle bir vurgu yapmadım. Söylediniz. Buraya kendinizi göstermeye gelmişsiniz bence sosyal medyada. Ben öyle düşünüyorum. Sosyal medyada videolarım var, yemek videolarım. İzleyebilirsiniz dediniz. Misafir kaldıramıyormuş. Ya Sevgi'ye ne oluyor Allah aşkına? Ben zaten o sözüne karşı bir tepki gösterdim. Bir saniye, toprak yemiyor bu arada. Neden? Yemem. Yani yemeyecek misin? Bir parça koymuş, ben sadece pilavını tadacağım. Ve yani ev sahibimiz masada değil. Bu arada nerede? Herhalde. Yani arkadaşlar siz merak etmiyor musunuz? Yani bayağı yani geç. Yani ben soruyorum ama siz merak etmiyor musunuz? Gelsin de yiyelim diyordum ama. Hoş yani merak etmiyorum. Neden gelmemi bekliyorsunuz yemek için? Gelin beraber yiyelim, yüzünüzü görelim, eleştiri yapacağız. Torbayı beraber yedik. Biz nezaket olsun diye sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim, geliyorum hemen. Ya sürekli arkasını dönüp gidiyor Zuhal Hanım. Yani hiçbir şey biz söylemiyoruz. Biz evet. Sanki takmıyor yani Toprak evet, Bey ya da bizi de takmıyor. Gibi, takmıyormuş gibi hareketlermiş. Kendi kendimizi eleştirmeye yani, bir anlamı yok Tuba Hanım. Biz sizi bekliyoruz. Yani biz sürekli kendimizi eleştiriyoruz en azından biraz anda. Durup da hani gitseniz. Ay yiyelim tamam. Yani açım yiyeceğim mecbur. Burada yine pirinç. Peki o etle doyacağınızı zannetmiyorum ama. Eti puanlamayı düşünmüyorum zaten bu arada. Tuba Hanım! Yani kesinlikle. Nasıl ya? Bir parça etin ben neresini puanlayayım Zuhal Hanım? Sizi bekliyoruz hala. Ben geliyorum salataları getiriyorum. Bayağı yok. Konuşuyoruz ama hiç cevap. Dün de siz böyleydiniz hatta daha geç geldiniz. Hiç bilmiyorum ama yok, o zaman. Yok Duygu Hanım normal geldi. Bence sen normal geldi. Evet, normaldi yani. Bence ben bu kadar bekletmedim ben sizi. Hissetmedim aynen. Ama siz sofrada doğru, yoksunuz. Doğru iki tane köftem olsaydı ben de hemen gelirdim. Sizin de iki parça etiniz var. Evet olabilir. İki parça etiniz var. İki parça sizin da nasıl et arkadaşlar? Et bekliyorsunuz. Parça denmez. İki kırıntı diyelim. İki kırıntı diyelim sizin değil mi? Evet. Tuğba Hanım. Efendim. Dün masada sürekli konuşuyordunuz, muhabbet ediyordunuz. Niye masada yoksunuz? Çünkü ben servis yapmıyordum. Farkında mısınız? Tuba Hanım nerede konuşuyordu? Tuba Hanım hiç konuşmadı, dün ses çıkmadı. Bugün niye ses çıkmıyor? Bence gününü oynadı zaten. Dün politik yaptı. Beni düşünüp de getirmiş o tabağı. Sonra işte Toprak Bey'e denk geldiğini söyledi.
çok art niyet aramadım açıkçası. Bence bahaneydi. Zaten Toprak Bey'de bir bilenmişliği vardı öncesinden, önceki günden. Değiştirebilirdi. Sevgi Hanım, bakar mısınız etim? Et yok yani. Et yok yani. Sadece pilav yiyeceğim ben bugün. Pilavla karnımı doyuracağım zaten. İstiyorsanız et verebilirim ben size. Yani bunu... gelen bakın, siz kelimelerinizi seçerek kullanamıyorsunuz. Ama siz de seçerek bir dediniz kırıntı, bir dediniz başka bir şey. Yani kırıntıyı siz... Sevgi dedi. Hayır. Yani yanlış algılamayın. Sizin sesiniz gibi koymuşsunuz. Daha evet. Özenerek etin yağlı olduğu için yağsız bölümünü seçmeye çalıştım. Sebebi yani bunu budur. Bunu seçerken koyup da sen orada dur ben hani koydum diğerine geçeyim, bunu tamamlayıp geçebilirdiniz kendi diye. Kendi tabağınıza yorum yapar mısınız başkası? Bunda da azdı. Bunda da meyve suyu istiyor musunuz? Evet istiyorum, su da istiyorum mümkünse. Tamam, alayım ben bardağınızı. Arkadaşlar dün mesela benim soframda hani ben sizle olabildiğince konuştum, tüm sorularınıza cevap verdim. Tüm bardağınızı alabilir miyim? Ben içmeyeceğim. Tüm sorunuza cevap verdim ancak Tuğba'nda ben bunu göremiyorum. Gidiyor ve gelmiyor. Eleştiriyoruz ama burada değil. Lütfen bunu görün istiyorum. Çünkü benden bundan da puan kırdınız herhalde. Hayır, ondan kesinlikle puan kırmadık. Ama ben tüm dün masa boyunca sizle beraber konuştum. Her şeye katıldım, tattım sizle beraber. Şu an bu ortamı göremiyorum. Evet, daha sofrayı yeni getirdim. Daha yemekler yeni geldi. Bu ne kadar geç servis olduğunu gösteren bir şey. Evet. Ne kadar geç kaldı? Pardon, ne kadar geç kaldı? Sorabilir miyim? Peki, sen meyve sularını götür. Tamam. Kaç dakika oldu ki arkadaş? 10 dakikada hepsi gelmiş. Evet, 10 dakika. Duygu 6 dakika, 8 dakika. En geç 8 dakikada gelmiş. Duygu sakın sofrada görüyorduk sizi. Evet. Siz sofradaydınız ama Tuğban gerçekten sofrada. Birlikte eleştirelim istiyoruz. Sana ona sorarım. Yedi mi herkes bu arada her şeyi? Yedik. Fettuş'tan, ben yedim. Etten, evet. Ben etten yemedim, hala yemedim. Pardon, yemedim. Benim geç geldi. Bir saniye, şimdi Toprak dedi ki ben ete puan vermeyeceğim dedi, yemeyeceğim dedi. Hı-hı. Çünkü çok az koymuştu. Yani sen bilinçli olarak mı koydun onu? Nasıl? Onu az. Hayır, ona bilinçli olarak az koymadım ama oraya geçti. İsteme şekli çok farklıydı. Ya etin yağlı kısmı gelmemesi için özellikle seçmeye çalıştım. Benim tabağımda da çok yok. Bunu söylememe rağmen ama hala tabağınızı alayım ekleyeyim demediniz. Yok hayır, eklememizi istemiyorum. Tattın mı etten? Efendim? Tattın. Tadacağım yani. Tadacağım. Ayıp olmasın diye tadacağım. Emeği var çünkü. Doğru. Ama yani hoş bir şey değildi. Sonuç olarak tabağınıza alıp ekleyebilirim diyebilirdiniz Tuğba Hanım. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani bu konuda. Dün ben de o kadar tantana yaptınız limon konusunda. Ben gene yiyorum, pardon. Ya kızım, bir afiyet olsun. Ama dün dediniz ki bu limonu koymadınız, limon getirmediniz. Getirseydiniz gidip getir, ben beklemem davet sofrasında. Gidip işte misafirimin limonunu mutlaka getiririm. Duygu Hanım, siz limonun dendi. Yarısını tabağa koyup getirmiştiniz ya zaten. Tuban mı? Şimdi şöyle. Böyle bir şey var. Eksik kalmıştı. Konuda çok haklı. Servisiniz çok eksik kalmıştı. Benim evet. Yağımda limonum yok dedim. Etim yok demedi, etim az dedi. Benim limonum yok dedi. Ama etim az vurusunu bayağı yaptı. Yok denilecek kadar dedi. Bayağı yaptı yok, ve mesela bana kadar. Dediniz ki ben mutlaka getirirdim. Bunu sormazdım bile. Hı-hı. Ama şu an soruyorsunuz ve oturuyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Vermeyeceğim dedi. Yani. Ama kendisi nezaketen istemesi gerekiyordu az önce. Şu anda ben da benim iştahım kaçtı yani. Ben mutfaktaydım. Laf söylemeden i̇şte önce mutfakta söyledim. Evet, mutfaktayım çünkü ben bugün yemek yaptım. 3 tane köfte, 1 tane salata yapıp getirmedim ben bugün buraya.